Yolu Podcast aleminde Filmcast'e düşen herkese merhabalar. Ben Rabia Bulut. Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bu haftaki programda herkesin dilinde pelesenk olmuş, çeşit çeşit tahlilleri bulunmuş bir başka da dizisini konuşacağız efendim. Neden bu dizi bu kadar konuşuldu? Ne yaptı bu dizi yani? Ne oldu da bu dizi bu kadar herkesin diline düştü? Herkesin bir tahlili, bir tespiti, bir incelemesi bulundu diye merak ediyorsanız, bir soru oluştuysa kafanızda, biz de bu soruyu biraz cevaplamaya çalışacağım açıkçası. İlk olarak Bir Başkadır dizisinin konusundan, Berkun Oya'dan, oyuncu kadrosundan bahsetmek gerekir bence. Bir Başkadır 8 bölümlük bir dizi, Netflix'te yayınlanıyor ama yapımı Berkun Oya'ya ait. Aslında bu ilk nokta neden bu kadar konuşulduğunu bence biraz gösteriyor. Çünkü Berkun Oya'nın bu yıllardır yapmak istediği bir projeymiş. Kafasına tasarlıyor, ilk bölümü kendi imkanlarıyla çekiyor. Ve sonrasında bir dijital platformla anlaşmak için çeşitli görüşmeler yapıyor ve Netflix'te anlaşılıyor. Ve sonrasından dizi Netflix dizisi olarak yayınlanıyor. Burada özgünlüğü, kamera kullanımı, sanat yönetimi, hikaye anlatışındaki estetiksel yükseklik de aslında bu işin özgün bir iş olduğunu gösteriyor bence. Peki konusu ne? Konusu temizlikçi kızımız etrafında dönüyor. Onun bir psikolog seansıyla başlıyor dizi. Ve sonrasında birbiriyle çeşitli yollardan kesişen hayatların bu kesişmeler bir olaylarla, bir durumlarla bağlı değil, bir panorama sergiliyor. Yani aslında şehrin insanının yalnızlığını, sevgisizliğini, iletişimsizliğini anlatıyordu bize. Ve bu açılardan da bir vuruculuğu oluyor, bir yerden yakalıyor sizi. Ve bunun yanında seçilen kadro gerçekten iyi oyuncularla çalışılmış. A'dan Z'ye hepsi karakteri için biçilmiş kaftan denilebilir bence. Öykü Karayel, Defne Kayalar, Tülin Özen, Ali Can Yücesoy, Settar Tanrıören, Bilge Önal, Fatih Erkan, Funda Ergit. Yani hepsini sayabiliriz. Gerçekten çok iyi bir kadroyla çalışılmış. Bunun yanında sanat yönetimi, müzikleri, görüntü yönetmenliğiyle de hepsi olağanüstü bir işle karşı karşıyayız yani. Gerçekten bu açıdan hakkını vermek lazım. Peki olay sadece burası mı? Yani bundan dolayı mı bu kadar konuşuldu? Hayır. Neden bu kadar konuşuldu? İlk, Netflix bize o kadar kahraman işlerine alıştırdı ki, kahraman işlerindeki absürtlere alıştık ki, farklı bir şey görünce gözlerde bir damla yaş oluyor bence ya. Çünkü hani diyorsun ki başka şeyleri de gösterecek işler olsun. Çünkü herkesin dilinde Netflix'e iş yap. Herkesin dilinde özgür bir iş yapmak. Peki nerede bu özgürlükler, yani nerede bu özgünlükler sorularını sorarken Berkun Oya'nın Bir Başkadır'ı buna bir alternatif olunabilir, böyle şeyler de yapılabilir diyor. Bu bir cepte bulunsun. Diğer yandan Berkun Oya'nın biraz kariyerine bakalım. Berkun Oya ilk dijital işini yapmış insan. Yani Masum dizisi ve Masum dizisi Bir Başkadır gelene kadar dijital platformlar arasında şahsiyetle yarışır. Kalitesine yaklaşabilen dizi bulunamadı. Diğer bir yandan kendisi bir tiyatro yazarı. Çeşitli sinema filmi de var. İyi Geceler Londra. Ama 2007 yılında yapmış, tutunamamış. Yani hani gişede istediği başarıyı karşılayamamış ve bırakmış. O var. Ve Crack de Crack tiyatro toplumunda yaptığı tiyatrolarla da adından çokça söz ettiren birisiymiş. Radikal yazıları var. Ve yaptığı oyunlarda da aslında Bir Başkadır da sunmak istediği motiflerin bir tarz nüveleri var denilebilir. Hatta şöyle iyiler, doğru bakıyorum, iyiler değil, Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyununda Öykü Karayel Bir Başkadır da canlandırdı. Meryem karakteri gibi bir karakteri canlandırıyor aslında. İşte tartışma buradan başlıyor. Bu iş özgün bir iş miydi? Yoksa Berkun Oya'nın kendi hayatında yapmayı planladığı projeler şeyini dizayn edilmiş, böyle bir fırsat çıktığı zaman da sunulmuş, yine diğerlerine göre iyi bir iş ama bir özgünlük konusunda, sosyolojik bakımda tartışmalar yaşanmaya başladı. Bu noktada ise işte devreye kurulan dünyadaki karakterlerin özellikleri devreye giriyor. Girdiği noktada çünkü topluma bakış açınızı, toplum içerisinde sınıflandırmalarınızı nasıl yaptığınıza dair bir resim ortaya koyuyor. Meryem alt sınıfa mensup, temizlikçi bir kadın. Peri üst sınıfa mensup, işte yurt dışında eğitim görmüş bir beyaz Türk. Onun yanında aynı şekilde Gülbin de üst sınıf ama Kürt olarak onu
konumlandırıyor. Onun ayrı bir meselesi olduğunu öğreniyoruz. Sinan, Issız Adam modlarında katılan bir karakterimiz. Halil Nisa ve Ali Sadri Hoca ise diğer yandan toplumun dini liderleri mi diyeyim, dini önderlere bakış açısına dair bir kutbu temsil ediyor. Onun yanında Yasin ve Ruhiye ilişkisi ise alt sınıftaki bir aile ilişkisi, kadın erkek ilişkisine dair bir şey söylüyor. Gülbin'in ablasının kapalı, muhafazakar ve zengin olması bir şeyi temsil ediyor. Oyuncunun karakterini canlanan Nesrin Cevzade'nin oynadığı karakteri ise işte o bohem, modern hani oyunculuk sıkıntılarını bahsediyor. Herkese dair bir karakter bulunuyor dizinin içerisinde. İddiası var. Ama işte burada işte şu soru ortaya çıkıyor. Bizim toplum olarak modernleşme sürecimiz, modern olma, modernlikle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Yani bu atlatamadık. Bunun yanına göç geldi, kentleşme geldi, ekonomik dönüşümler geldi. Ama temelde bunların hepsi devam ediyor ve çeşitli formları alınıyor. Sinemada, dizi sektöründe bunun yansıması ise bizim toplum içinde ilerlediğimiz noktaları biz televizyonda, dizilerde aslında çok göremiyoruz. Neden mi? Şimdi Meryem karakteri şivesi, konuşması, işte kıyafetiyle bir kapalı kadın. Ama köylü, yani hani şehirde yaşıyor, Beykoz tarafından yaşıyor ama uzak bir karakter olarak çiziliyor. Ve beyaz bone kullanması. Olabilir, böyle kullanabilenler de vardır tabii ki. Temizlikçi bir kadın ve Peri'ye gidiyor seansa. Ve tabii ki orada bir yargılama oluyor. Peri onu yargıladığını kendi psikoloğuna anlatırken yargılamasını fark ediyor ve psikolog da onu başka bir yerden yargılıyor. Yani dizinin çıktığı nokta şu, toplum içerisindeki yargıların, ön yargıların çeşitliliğini göstermek istiyor. Ama bunu yaparken kendi ön yargılarını, kendi bakış açısını ortaya koyuyor. Tabii ki koyabilir. Bunda aslında bir şey yok. Herkes kendi. Ama o zaman bunu özgün ya da daha doğrusu özgün demeyeyim de bunu işte bir panorama sunuyorum, bir motif sunuyorum. Bu sunduğum motifte de bir şekilde işte önyargısızlığı, sevgisizliği anlatmaya çalıştım denilmemesi gerekiyor. Bir tartışma konusu bir o yerden oldu. Diğer bir yandan herkese bir alan açmaya çalışırken bazılarına o kadar sığ alanlar bırakmış ki yani hani gerçekten mesela Derya Karadış'ın canlandırdığı Gülbin'in ablası karar. Yani hani bir Kürt meselesi var bu toplumun içerisinde. Hadi onu bir yere de koyalım. Ya koy da koyacaksan her karaktere Peri kadar özendiğin kadar, Meryem kadar özendiğin kadar özen. Özenmeyip koyup sadece tadı ona göre ayarla. Çünkü hani dizi karakterler üzerinden ilerliyor. Ve karakterlerin birisi tam sağlam olmadığında sunduğu önermede kendini yanlışlayabiliyor. Tartışmalar da aslında buradan çıktı. Çünkü şöyle bir şey var. Toplum bir değişim dönüşüm içerisinde. Tabii ki yani toplum içinde dizide olan çok karakter var. Ama başka karakterler de var. Yani alt sınıf, üst sınıf, orta sınıf nerede diye sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü orta sınıf da var bu toplumun içerisinde. Ya da kapalı olup bir psikolog da var. Yani kapalı bir psikologlar da var. Kapalı şey ya da açık hani Meryem gibi sorunlar yaşayan insanlar da var. Hani bunu açık kapalı olarak değil ama konumlandırma olarak ayrılması ve bir yere konması aslında bazı şeyleri gösteriyor. Ve özgünlüğüne dair bir soru işareti oluşturuyor açıkçası. Diğer bir yandan Ali Sade Hoca ve Hayrun Nisa. Baba kız ilişkisini anlatıyor. Ali Sade Hoca'nın canlandırdığı hoca tiplemesiyle aslında bir hocaya karşı bu toplum içerisinde beyaz Türklerde olan o önyargı ortaya konuluyor. Ama diğer bir noktada da o tiplemenin ben öyle çok emin değilim ama FETÖ hoca kalıbına doğru gittiği de inceleyenler, düşünenler ortaya çıkmış. Çünkü bir sürekli bir naiflik. Ve şu da benim dikkatimi çekti. Herkese aynı örneği vermesi aslında biraz beni de şüpheye düşündü. Diğer bir noktadan Hayrun Nisa'nın cinsel tercihi, açılması ve bunu bir şekilde ortaya koymaları. Şimdi şöyle bir şey var. Bütün meseleleri seslenmek iddialı bir şey. Bu yetmiyor. Yapıyorsun, okey. Yaptığın noktada ise işte hani devrimsel, işte eleştirel, hani ön yargısı olmaya. Neden bir sınıfı işaret ediyorsun direkt? Hani açılması, cinsel tercihini belli etmesi, böyle bir bunalımı olan insanları anlatmaya ortaya çıkarıyorsun. Ama bunu anlatırken böyle sosluk yapıyorsun. Bu da senin bir yere bir şey konumlandırdığını gösteriyor. Bu da insanları ya da işte diziye dair düşünmeye başlayınca ya diyorsun hani ne kadar bir panorama çizilmek istense de o panoramanın temelinde bir yer var. Bunu kabul edelim. Bunu etmemeleri benim şahsım adına biraz sinirime dokunuyor. Çünkü yok yani böyle bir dünya. Hani kafadaki ayrımlardan işte gramatik var yani hani
olmaması için daha özenli olurdun yoksa. Ama değildin, olmadı. Ortaya koymak istediği panorama aslında bir yerde elinde patlıyor. Çünkü bu toplumda bir sürü mesele var. Hesaplaşılması gereken bir sürü nokta var. Sen tecavüz uğramış bir kadını tecavüz için hesaplaştıracaksın. Kürt meselesini bir yerden dokunup aile içinde bölünmeyi bir yere bağlayacaksın. Kadın erkek ilişkilerine, sevgisizliğe, iletişimsizliğe, ilişkilerin bozuklarına değineceksin. Ve bunların hepsini tutarlı bir şekilde yapman mümkün değil. Aslında bu anlatım çabası da biz ne kadar modernleşmenin acılarını çeksek de postmodern dünyada olduğumuzun bir göstergesi. Çünkü postmodern dünyada bir konuyu enlemesine, derinlemesine ele almak gibi bir şey yok. Her şey birbirini doğru bakış açısıyla. Ben oval bir şey yapayım, bir fotoğraf çekeyim, o fotoğrafı çerçeveleyeyim, yani yuvarlığa döndüreyim, o bir şey olsun bakış açısı var. Bu da aslında sıkıntı yaratıyor. Peki yani her şey sıkıntı mı yaratıyor birisine? Hayır, biz toplumsal olarak o kadar konuşmamız gereken mevzu var ki fırsatını bulduk mu konuşuyoruz. Bu aslında güzel bir şey çünkü konuştukça bu mevzuların ne olduğu ya da ne olmadığı kendini gösterecek. Şuna da değinmek istiyorum. Dizinin sonlarında yer alan Ferdi Özbeğen, eski Türkiye müzikleri, çekimlerde o 70'ler 80'ler sinemasındaki o uzaktan çekimler, Atif İlmaz'lar sinemasına yapılan atıflar da çok hoştu ve şu da var. Biz bir yeni Türkiye başlığı var. Yeni Türkiye şöyle, yeni Türkiye böyle. Bir de eski Türkiye özlem var. Aslında eski Türkiye'de, yeni Türkiye insanı da sürekli birbirini besleyen bir şekilde ilerliyor ve sorunlar büyüyor aslında. Çünkü zamanda hesaplaşmadığın her sorun şimdi önüne geliyor. Şimdi hesaplaşmadığın her sorun sonrasında önüne gelecek. Bu bitmez bir döngü olarak devam edecek. Bunu biraz gösteriyor. Ferdi Özbeğen tercihi ise ben bunu diziden sonra öğrendim. Ferdi Özbeğen'i biliyordum ama müziksel anlamda yolculuğunda nereye oturduğunu. Taverna müziği sanatçısıymış. Bu da 70-80'lerde daha doğrusu. İşte klasik müzik ve arabesk müzik arasındaki o şeyde köprü olma durumunda olan müzisyenlermiş. Ümit Mesel de bunlardanmış. Burada da herhalde oradaki nüans bana göre o arada kalmışlığı, o gidip gelmeleri, hani iki ayak bir orada bir burada şeklindeki farklılığı ortaya koymak için tercih edildiğini düşünüyorum ve bize şöyle bir şey kazandırdı. Ferdi Özbeğen şarkılarını yeniden keşfettik. Ben Gündüzüm Seninleyim, Ceyhan Senar'dan dinlemeyi de seviyordum ama Ferdi Özbeğen de güzel söylüyormuş. Böyle bir kazanım oldu. Aslında bu bile yani dizinin bu ayağı bile işte kültürümüze dair, toplumumuza dair bir şey öğrenmemize sebep oluyor. Ve konuştukça aslında bir sorunun ne olduğunu, yani şöyle diyelim, biz sorunlar üzerine düşünmüyoruz. Çözümü varsa çözüm bulursun, yoksa gerek yok diyoruz ve geçiyoruz. Ama onların hepsi bir birikim yaşanıyor. Ve bu birikim bir yerde kendini gösteriyor. Bu dizideki mesela temsil olayı da bu yüzden bu kadar konuşuyor. Çünkü hayat içerisinde birden çok temsiller var. Birden çok insan tipi var. Ama televizyonlar, sinemalar, diziler aynı tipler üzerinden ilerliyor. Ve diğer karakterler, yani diğer temsiller kendini göremiyor. Böyle olunca da fırsat buldum, ben burada niye yokum sorusu ortaya çıkıyor. Çünkü hayatta sadece alt sınıftaki Meryem, işte üst sınıftaki Peri, Sina, bunlar yok. Normal orta sınıfta, liste içerisinde yaşayan, işte maaşın gelir giderini düşünen, normal bir hayatı olan, başka sorunu olan insanlar var. Hani belki şu var, ikinci sezonun gelecek büyük ihtimal, o zaman göreceğiz. Ama burada Hilmi karakteriyle yapmak istediği, hani psikolojik bir yere bağlayarak Jung'un kolektif bilinçaltına göndermeler aslında tabii bilinçaltımıza dair bir inceleme olduğunu gösteriyor. Hani Jung'a yapılan transferler, Hilmi'nin bir yandan sürekli işte psikolojik konuşması, kahvelerde işte kızla Meryem'le kuracağı ilişkide de onu sürekli şey yapması, bir tavlaması. Bence orada şey göndermesi de güzel yani. Ve hani böyle bakış açılarında olması. Ama bir yandan da Jung'la o kolektif bilinçaltıyla, yani bilinçaltımızdaki bizim sorunlara işaret ediyor. Diğer bir yandan da aslında çok bir yandan da oldu ama en son sahnede su yarığını bulur benzetmesi aslında bu dizinin bu kadar konuşulmasındaki şeyi görüyor. Çünkü bir yarık var. Bir yerde bir şey var ve
Buradan gitmesi gerekiyor, suyun birikmemesi gerekiyor ki biz yeni şeyleri konuşabilelim, yeni sorunlarımızı konuşabilelim. Biz daha doğrusu bir şeyleri konuşabilelim. Çünkü gerçekten dizide ortaya sunulan şeydik, o sevgisiz, iletişimsizlik her yerimize sirayet etmiş durumda. Kimse bunun aksini inkar edebileceğini düşünmüyorum. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, herkesin bazı sorunları var ama bunu konuşabileceği insanlar yok. Dertleşebileceği insanlar yok, anlatabileceği insanlar yok. Aynı evin içinde, aynı odanın içinde, uzakken birbirine sevgi göstermeyen bir toplumuz. Yani gitgide buna doğru gidiyoruz ve bunu ortaya koyuyor. Zaten öyle ya da böyle dizinin en çok vurduğu kısımlar bu noktada. O sevgisizlik, o iletişimsizlik seni bir yerden sarıyor. Ya televizyonla bunu yükmeye